Bundan tam 2013 yılında Devlet Bahçeli, daha sonra bir kitap yazılmış MHP tarafından. Cem, onu verebilirsen çok sevinirim. 1000 yıllık, bir saniye hemen bulmak istiyorum onu. Cem, verebilecek misin canımın için? Evet. 1000 yıllık kardeşlik ve birlikte yaşama iradesi diye bir kitap hazırlamış MHP 2013 yılından sonra, Sayın Hocam. Ve kitabın girişi 274. sayfası. Taksim'in hayat hakkına sahip çıkan kardeşlerimiz her türlü övgüyü hak etmektedir. Ne diyeceksiniz? Sadece söylemek istediğim Yani bu. bunlara artık şaşırmıyoruz Ali Bey. Gerçekten şaşırmıyoruz. Yani bunun gibi onlarca örnek var Sayın Bahçeli'nin siyasi geçmişinde. Daha yani ittifak kurmadan ya da koalisyonun bir paydaşı olmadan Sayın Erdoğan'la ilgili söylediği sözler hatırımızda. Çok ağır ifadeler kullanmıştı. Sayın Erdoğan'la ilgili hesap sormadan tutun asla Cumhurbaşkanı olmaması gerektiğine varıncaya kadar, yolsuzluklardan tutun işte milli olmadığına varıncaya kadar çok ağır ifadeler kullanmıştı. Ama bugün en büyük savunucusu haline geldi. Bu kadar keskin U dönüşlerinin olduğu bir siyaset sorgulanmıyorsa, bunun hesabı verilmiyorsa ve bununla ilgili bir toplumsal karşılık olmuyorsa bunu da aslında bizim sorgulamamız gerekiyor. Yani dün bu kadar farklı şeyler söyleyen, bugün tam zıttı şeyleri savunabiliyorsa bunun bir siyasal karşılığı da olması lazım. Gene aynı noktaya geleceğiz. Burada gerçekten Toplumun toplum işte paralize toplumun olmuş durumda. resmen Yani gerçekten paralize olmuş durumda. Hatırlayacaksınız Sayın Soylu'nun Sayın Erdoğan'la ilgili söylediği çok ağır ifadeler vardı. Yani ben hesap soracağım, sormazsam namerdim diyerek meydan meydan dolaştı ve çok ağır ifadeleri vardı. Keza Numan Kurtulmuş'un çok ağır ifadeleri vardı Sayın Erdoğan'la ilgili. Harun gibi geldiler, Karun oldular diye çok ağır eleştiriler yöneltti. Bunun hesabı sorulmuyor siyasetçilere. Neden o gün öyle söylüyordun, bugün böyle söylüyorsun demiyor ve hala peşinden koşan insanlar bunun sorgulamasını da yapmıyorlar. Yine aynı noktaya dönecek olursak gerçekten toplumun paralize olduğunu, sinir uçlarının örselendiğini, törpülendiğini, reflekslerini kaybettiğini söylemek mümkün ve bu bir toplum için gerçekten büyük bir dram ve büyük bir sorun. Osman Kavala bugün bir açıklama, yani hepimiz kendisini ziyaret eden işte Özgür Özel ve diğer isimlerle Turan Aydoğan, Candan Yücel ve Gökhan Zeybek'in de bulunduğu bir gruba demiş ki, birbirine ip atanlar eğer yani oy kaldırmasalardı beni idam edeceklerdi demiş ve özel bir dikkat çeken bir şey yapıyor. Kendi davası üzerinden zaman kazandıklarını söylüyor Avrupa Birliği üzerinden. Ben çok anlamadım. Siz bununla ilgili bir şeyiniz var mı? Görüşünüz var mı hocam? Kendi davası üzerinden ne demek tam onu anlamış Yani değilim. şu Gezi davasında bu kararın verilmesiyle birlikte biliyorsunuz AİHM bu kararın düzeltilmesini istemişti. Türkiye'deki eksiklerle ilgili düzenleme yapacaklarına yönelik olarak zaman istemişlerdi Avrupa Birliği'nden. Yaklaşık 2 yıldır bu görüşmeler karşılıklı olarak devam ediyor. Yani Gezi davası bir anlamda Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir pazarlık meselesine dönmüş durumda. Bunu nereden biliyoruz? Şu Doğu Perinçek, iktidarın en küçük ortaklarından bir tanesi, dün çok sert tepki gösterdi ve yaptığı açıklamada bugün de çok net diyor ki bu dava yargıdan dönecek. Yani Yargıtay'dan dönecek, Anayasa Mahkemesi'nden dönecek, çok net bir şekilde konulmuş. Ve çünkü nedeni şu, bu davadan Osman Kavala ve arkadaşları daha önceden beraat etmiş. Beraat ettikten sonra casusluk nedeniyle tutuklanmış. Sonra casusluk nedeniyle Gezi davası kararı pazartesi günü açıklandığında beraat etti Gezi'den dolayı. Mahkum oldu. Ya beraat ettiğinden de idam cezası aldı resmen. Yani Türkiye'de idam olmadığı için ömür boyu hapis cezası aldı. Yani şimdi bunu anlamak mümkün değil. Yani ve bu kararı verebilmek için 3 hakimden biri değiştirildi. Eşi FETÖ itirafçısı. Kendisi 2 defa AK Parti'den milletvekili adayı olmuş. Bu isim dava öncesinde getirildi ve karar 2'ye 1 çıktı. Eğer bu kişi getirilmese, davadan alınan hakim olsa bu karar beraat olarak çıkacağı aşikar. Şimdi böyle bir yerde bu kararın yargıdan, yüksek yargıdan döneceği bilinmesine rağmen bu karar niye verilir? Açıkçası ben bunun hukuki bir karar olduğuna inanmıyorum. Başından beri inanmadım. Bu tamamen siyasi bir karar.
Bu olayı en iyi değerlendirebilecek kişilerden bir tanesi benim. Siyaseten benim. Çünkü buna benzer bir olay yaşadım ve ömür boyu ağır hapisle yargılandım. 15 yıl ağır hapisle yargılandım hükümeti yıkmaya teşebbüsle. Ve eğer eski yasalar geçerli olsaydı ben de idamla yargılanacaktım. 12 yıldan uzun sürdü bu süreç ve 13. 14. yılda da dava beraatla sonuçlandı bildiğimiz gibi. Şimdi bu süreç, bakın Sayın Erdoğan'ın ifadelerini dikkatle izlerseniz sürecin ne anlama geldiğini ve ne tür hesapların olduğunu da görebilirsiniz. Sayın Erdoğan burada mesajların arasına başkalarına ders olacak bir karar niteliğinde, tam kelimeyi hatırlayamayacağım, notlarımda var, bakarsan söyleyebilirim. Buna benzer bir ifade kullandı. Aslında burada bu hukuki kararın arkasındaki siyasi mesaj, seçim atmosferinde, Türkiye çok önemli ve kritik bir seçime giderken verilmiş olan bir korkudur insanların yüreğine. Sokağa çıkmayın, yanlış bir harekette bulunmayın, hepinizin sonu böyle olur demektir. Artık ne yazık ki Türkiye'de yargının bağımsızlığından bahsetmek ya da konuşmak teknik olarak ve etik olarak mümkün değil. Siz de altını çizdiniz ve vurguladınız. Bu davanın normal şartlar altında bu kadar uzaması ve böyle bir sonuç vermesi asla beklenemez. Bu davanın normal şartlar altında Yargıtay'dan dönmesi, Anayasa Mahkemesi'nden dönmesi veya uzayacak olursa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönmesi kesin olarak bilinen bir şey. Bunu herkes görüyor ve biliyor. Ancak buna rağmen böyle bir karar verildi ve bu kararı veren hakimle ilgili de yazılanları, çizilenleri hep beraber takip ettik. Şimdi modern hocam, bir ülkede, demokratik bir ülkede, hukukun tüm kurum ve kurallarının işlemiş olduğu bir ülkede böyle bir dava olmaz. Bu dava olsa bile bu davanın sonucu böyle çıkmaz ve bu davada bu tür hakimler, yargıçlar görev alamaz. Bu davanın niteliği artık siyasaldır ve bu davayla ilgili verilen kararın sonuçları da siyasal olacaktır. Dün Sayın Akşener'in verdiği mesaja dilerseniz temas edeyim. Oradaki vurgu son derece doğru bir vurguydu. O vurguyu yaparken çok net bir şey söyledi. Yani tarihe atıf yaptı ve davayla ilgili detaylara girmek yerine korku imparatorluğundan, baskıdan, zulümden, despotizmden bahsetti ve buna karşı bir ayağa kalkıştan, bir şahlanıştan, bir demokratik duruştan, bir ahlaki duruştan söz etti. Aslında Türkiye'de önümüzdeki seçimlerde yaşanacak süreç bu Sayın Akşener'in ifade ettiği sürecin bir özeti olacak. Yani önümüzdeki dönemde Türkiye doğruyla yanlışın, iyiyle kötünün, güzelle çirkinin, hukukla adaletsizliğin bir savaşı olacak ya da seçimi olacak insanlar nezdinde. Bu bakımdan bu davaya böyle bakmak lazım. Bu bir hukuk davası değil. Bu bir siyasi hocam, davadır. Sonuçları da siyasi olacaktır. Erdoğan'ın o konuşmasında bir cümle var. Çok bence stratejik, asıl kilit cümle orada diyor. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu diyor. Yani şimdi Soros'la geçmişte kimin yan yana geldiğini bir özel kalem müdürü olarak en yakından siz biliyorsunuz tahmin ediyorum. Ben hiç tanık olmadım Soros'la görüştüğüne. Ancak sizin gibi ben de basından birçok görüşmenin fotoğraflarını gördüm. Geçtiğimiz günlerde Ömer Çelik, Egemen Bağış ve Sayın Erdoğan'ın Soros'la olan toplantısının görüntüleri, fotoğrafları basına yansıdı. Yine bir başka fotoğraf Cüneyt Zapsu, zamanın Maliye Bakanı Kemal Uluak'tan ve Soros'un bulunduğu bir toplantıda Sayın Erdoğan'ın fotoğrafları basına yansıdı. Şimdi tabii az önce de ifade ettim. Yani hocam Soros dünyada aranan bir terörist mi? Hayır, dünyanın her yerinde işte kendince planları ve yatırımları olan bir isim. Yani Macaristan kökenli bir Avrupa vatandaşı, Amerikan vatandaşı. Yani Türkiye'nin Soros'u ifadesi, peki o zaman hani sizin görüştüğünüz toplantı masasının etrafında o altılı masa, baktım onlar da altı kişiydi. O altılı masa etrafında yaptığınız bu toplantıdaki kişi de kimin Soros'uydu onu sormak lazim. Gerçekten Soros'un kendisi kimin Soros'u yok. Zaten Soros'un kendisi. Ama onu diyorum yani, o kimin Soros'u, bu kimin Soros'u. Yani artık tartışma reel zemini de kaybetmiş Ali Bey. Neyi konuşacağımızı da şaşırdım. Cümleye devam ediyor. Yargımız onunla ilgili nihai kararı verdi ve bu karar malum çevreleri rahatsız etti. Kusura bakmasınlar. Bu ülkede hukuk var, yargı var. Bu yargıda hakkın egemen olması için bu kararı verdiler. Şimdi mesela bu hakkın meselesini de ilginç buluyorum. Yani hukukta hakkın egemen olması ne demek mesela? Yani hak kelimesi İslami literatürde biliyorsunuz yaradanı temsil eder, Allah'ı temsil eder. İşte oraya Süleyman Soylu'nun bize Allah yaptırıyor, Allah yaptırıyor cümlesi açısından soruyorum yani. Bu niyet var mı? Bir şey yani.
Bunu okumak mümkün değil ama az önce de söyledim Ali Bey, Türkiye gerçekliğini kaybetti ve siyaset gerçeklikten koptu. İçişleri Bakanı daha birkaç hafta önce biz ne yapıyorsak Allah yaptırıyor diye bir açıklama yaptı. Yani yaptığı her işi Allah'a atfeden ve onun adına iş yapıyormuş görüntüsü veren bir siyaset Hatta grubu var hocam bir şu an. cümle daha var. Ardından bir cümle daha etti. Bundan sonra yapacak iyi kötü ne olursa da oradan geleceğini ifade etti yani. Allah'tan geleceğini ifade etti. Bize ne görev verir bilmeyiz dedi. Yani bu ifadelere en başta Türkiye'de inançlı insanların itiraz etmesi lazım. İnanan insanların itiraz etmesi lazım. Ben tıp fakültesinden önce 7 yıl İmam Hatip Lisesi'nde okudum ve dini bunlardan çok daha iyi bildiğimi söyleyebilirim. Ali Bey, İslamiyet'in özünde böyle bir şey yok. Dinin özünde böyle bir şey yok. Bunlar ne yazık ki dinle siyaseti birbirinin içerisine soktular ve kendi menfaatleri için kullanabilecekleri bir düzen tesis ettiler. Bir İçişleri Bakanı biz ne yapıyorsak bize bunu Allah yaptırıyor diyebilir mi? Bakın burada İngiltere'de ben modern bilim yapıyorum. Doktorum, hekimlik yapıyorum bir üniversite hastanesinde. Bir siyasetçi böyle bir laf etse bunun karşılığı bellidir. Hekim olarak söylüyorum, bunun karşılığı bellidir. Bunun karşılığı tıp kitaplarında yazıyor. Bana bu işi Allah yaptırıyor derseniz bunun karşılığı psikiyatridir. Olmaz böyle bir şey. Yarın Ümit birisi çıkar, birisini Özdağ dedi ya, öldürse, bir suç ikimizi işlese, bunu bana hastaneye Allah yaptırdı diyebilir mi? Ümit Özdağ dedi ya, ikimizi hastaneye götürseler seni bırakır gelirim dedi ya. Yani orada söylediği haksız değil aslında. Çok çok acı gerçekten. Türkiye'nin bunlara tanık olması gerçekten çok üzüntü verici.